Mühendislik Meclisi'yle atık ücretlerini bildiriyoruz. Burada ayrı bir kamu düzenleyicisi olan su ve kanalizasyon idarelerine bunun tahsilatı yükümlülüğünü veriyoruz. Ve bunları ilçe belediyelerine, büyükşehir belediyelerine hisseler oranında yatırıma yöneliyoruz. Ama ayrı bir kamu düzenleyiciliği olan su ve kanalizasyon idarelerinin burada herhangi bir şey yok, kârı yok, faydası yok. Ben başkası adına herhangi bir menfaat temin etmedim ya da normal giderlerimi yapmadığım hususta niye tahsilat verdim? Bu da uygulanmayı zorlaştıran bir şey. İşte bunların takip parayısı var vesaire vesaire. Bunlar o kuruma ciddi yük getiriyor ama herhangi bir katkısı da olmadığı için bu da tahsilatı zorlaştıran bir yapı olarak düşünüyorum. Bir diğer husus, süreçler vatandaş odaklı değil. Yine aynı ücretten örnek vereceğim. Bu atık ücretleriyle ilgili sorun tahsil edemiyoruz. Burada mesela Çevre Bakanlığı'nın bu Çevre Kanunu'na koyduğu bu hükümüne göre biz atık toplama, taşıma ve bertaraf ve arıtma için atık ücreti ödeyeceğiz. Arıtmayı su kanalizasyon idareleri yapıyor. Bertarafı büyükşehir yapıyor. Toplama, taşıma ilçe belediyesi yapıyor. Büyükşehir belediyesine düşündüğümüzde. Bunların her biri ayrı ayrı meclislerden karar alıp ücreti belirlemek zorunda. Ayrıca bu üç idare mükellefe gidecek binayı kullanan kişilere sözleşme yapmasını öngörüyor. Diyorlar ki işte ben tık tık kapınızı çalıyorlar falan büyükşehir ilçe belediyesinden geldim. Şöyle bir sözleşme. Nedir bu? Biz sadece atıklarımızı topluyoruz, taşıyoruz. Onun için bir sözleşme ücret alıyoruz. Büyükşehir böyle yaptığı su kanalizasyon idaresinin bu şekilde yaptığını düşünün. Ben bunu hazırlayana sordum. Sizin elinize üç tane böyle sözleşme gelsin, imzalar mısınız? İmzalamadı. Hadi imzalamadı. Siz bunları almaz mısınız? Yani almama yetkiniz var mı? Bu süreç vatandaş odaklı değil, sürdürülebilir değil ve uygun bir yöntem değil. Bunlar da tahsilatı, öz gelir tahsilatını zorlaştıran sebeplerden biridir. Alan ve yetki çatışması var. Özellikle büyükşehir ilçe belediyeler arasında. İşgal harcıyla ilgili geçen bir konu oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin hangi alanlarda hangi belli harçları toplayacağı kanunda yazmasına rağmen işgal harcıyla ilgili kesin bir hüküm yok. Burada o mu bu mu? Yani herkes iki tarafa da diyen var. Bu tip sorunlarda tahsilatı zorlaştıran yetki ve alan çatışması da hususlardan biri. Belki harç ve payların sadeleştirilmesi. Bu benim kanaatim. Şimdi demin dedik bir konusu ülkeleri birbirine benzeyen çevre temizlik vergisiyle atık ücretler dedik ama biraz daha farklı ve benziyor gibi. Şimdi bizim katılma paylarımız var. Üç tane. Yol harcamalarına, su tesisleri ve kanalizasyon. Bunlar zorunlu olarak alınıyordu. 6360 sayılı kanunla ikisini meclis takdirine bıraktık. Biz daha doğrusu suyu, yolu meclis takdirine bıraktık. Öbürler de yine zorunlu olarak alınıyor. Şimdi su, yol ve kanalizasyon harcamalarına katılma payı bir yerleşim yeri varsa oraya yapılacak bir belediye hizmetiyle alakalı bir şey. Emlak vergisi de benzer bir şey. Orada bir emlak var. Özellikle bina vergisi için soruyorum. Orada bir bina varsa bu bina ya işlettir ya konuttur. Ve bunun için bir yol gidecektir. Kanalizasyon gidecektir. Efendim su gidecektir. Dolayısıyla bu üç katılma payını emlak vergisiyle birlikte düşünebiliriz. Mükellefe ne kadar sayı az olursa vergi katılma payı tahsilatın bu kadar kolay olacağını düşünüyorum. Bunu birlikte düşünebiliriz bir fikir olarak. E-Belediye uygulaması tabii ki artık bu gerek merkezi yönetim olan, gerekse yerel yönetimler biz bu bilişim teknolojiye etkin bir şekilde yararlanmamız lazım. Ama doğrusunu söylemek lazımsa merkez idare belki yerel yönetimlere nazaran ileri olduğu noktalar var. Bazı belediyelerimizin, büyükşehir belediyelerimizin çok iyi örnekler olmasına rağmen genel ortalama olarak Türkiye'de bilişim teknolojiyi çok iyi kullanamadığımızı düşünüyoruz. Bütün bu tahsilatın işte denetimle ilgili boyutunda da birçok hususu bertaraf edecek husus e-belediye etkin bir şekilde kullanmak. Burada belediyelerimiz bilişim yönetimiyle ilgili birimleri çok etkin değil, genel ortalama olarak söylüyorum. Firmaların inisiyatifine bırakılmış bir sistem. Bu tabi açıklığı, şeffaflığı da çok ilgilendiren bir husus. İşte coğrafi bilgi sistem haritalarının kullanılması, binaların işte kayıt altına alması, dediklerine vesaire çok husus var. Tek tek saymıyorum bunları ama genel bir şey olarak söylüyorum.
Yani gelenimizin birçoğunun mülkiyetinde ciddi manada taşınmaz var. Bunlar kiraya veriyorlar. Dükkan, otel vesaire bina. Burada ihale kaynaklanan 10 yıllık bir ihale süreci var. Meclis kararı alırsanız 10 yıla kadar, encümen kararı alırsanız 3 yıla kadar. Onu müteakip bunu tahliye edip yeniden ihale etmek çok kolay oluyor. Bu sıkıntılı ve zahmetli bir süreç oluyor. Hukuki yaptırımlarla karşılaşılabiliyor. İhalede de rakipler birbirini ezmeye çalışıyor, çok yüksek fiyat verip sonradan çıkıp çıkanlar var gibi sorunlar. Bu da tahsilatta, özgelirlerin tahsilatında önemli bir sorun olarak gözüküyor. Nasıl bir tanım olur? Tabii ki bir rekabet oluşturmak lazım ama biz buna şu ana kadar çok kafamıza yatan bir çözüm bulamadık. Karar organlarının uzlaşma, tahsil anlaşma yetkisi, belediye meclislerinin belediye resim, harç ve katılma payı dışındaki gelirler için bir uzlaşma yetkisi var. İşte sulh vesaire yetkisi var. Ama bu bunların dışında. Orada şart dava konusu olacak. 5000 TL'ye kadar olan encümen üzerindeki de meclis yetkili. Burada belediye meclislerinin tüm belediye öz gelirleri için sınırları da net olacak. Yani bu af yetkisini sürekli de bir fiyatına getirmeyecek. Belli bir çerçevesinde meclislerin ve encümenin de böyle bir yetkiyle yetkiye sahip olmasının tahsilatı da hızlandıracağını düşünüyorum. Şimdi burada slaytı, asıl slaytı şey yapmam. Arkadaş bir yardımcı olsa öbür slayt yüklenmiş. Birkaç. Güncellemiş bir de bir. Şuna bir tekrar tıkabilirsin. Ya da şey mi çıkmamış, resimler mi çıkmamış? Herhalde öyle, tamam. Ben de bir şeyler yapayım. Şunu bir takalım. Bilgisayar. Tamam, o zaman şey yapalım. Resim çıkmadı, nasıl sayıda yanlış bir şey yaptım ama resimler adı bilgisayar kurmadım. Şimdi burada bir diğer, belki önemli olarak da düşünülebilir ama yerel yerin çeşitliliğinin arttırılması, konaklama vergisi, taşıma vergisi ve motorlu taşıtlardan biri. Bunlar belediye hizmetlerine ciddi katkı, belediye hizmetlerini arttıran, maliyetini arttıran hususlar. Bu konuda gelir çeşitliliği altında tahsilatta da önemli bir artış olacağını düşünüyoruz. Motorlu taşıtlar, yolları kullanıyorlar, işte parklar vesaire bunlar belediye hizmetlerine ciddi maliyet getiriyor. Taşıma vergisi dediğimiz havaalanı, tren garları, işte otobüs terminalleri, oradaki gelirine bir pay düşünüyoruz. Konaklama vergisi zaten bildiğiniz gibi ortada bunlar belediye hizmetlerine yük getiren faaliyetler olduğunu görüyoruz. Bu sabahki konularda gördük, şehir randının belediye pay olarak çıkartılması, bizim uzun süre üstünde çalıştığımız, imar planı yapımı değişikliği, kamu yatırımları sonucunda eğer bir artış varsa orada bir değer artışı, burada da belediyelerin pay alması da görüyoruz. Politik kaygılar yine tahsilatı etkiliyor. Bu seçim zamanı gevşek tahsilat, şöyle bir olgu var. Ortalama belediyelerde başkan isterse tahsilat yaptırmayabilir. Bu algının kırılması lazım ki böyle de olabiliyor dedim. Yani bu tip belediye başkanları davranışlarıyla seçime etkileyebiliyorlar. Burada denetim veya kriterler çok daha farklı, işte böyle esnek kurumlar olmadığı takdirde başkan istese de yapamaz. Fikri yaygınlaşınca tahsilatında çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Gelir düzey farklılığı, burada şunu söylemek istiyorum. Bazı belediyelerimiz, özellikle o yöredeki gelişmişlik düzeyi ve halkın ekonomik durumu nedeniyle tahsilatları öteleyebiliyorlar veya gevşek davranabiliyorlar. Bu da aslında hem belediye kanunu hem diğer yerlerde belediyelerin, belediye başkanının yoksul ve muhtaçlara yardım yapma yetkisi var. O tahsilatı yapıp, o yardımı da yapması lazım. Yani yardım sayesinde o tahsilatı yapması lazım. Yani sadece onları gözeterek diğerlerinin de tahsilat yapmamaya yoluna gitmemeli. Gerekirse yardım olursa yardımı yaparak tahsilatı da yapma yolunda irade kullanması bunu tahsilatı destekleyeceğini düşünüyorum. Bir diğer husus merkeze bağımlılık. Burada çok özet şunu söyleyeyim, vakitte daralıyor. Belediye meclislerine kesinlikle Anayasa Mahkemesi'nin bu görüş değişikliği sonucunda da yeni yapılacak düzenlemelerde halk ve
üst sınırlar içerisinde vergi, resim, harç, katılma payı, ücretlerle ilgili tarife ve oran düzenleme yetkisi verilmesi lazım. Çünkü alt limit koymasak hiç almam ama üst limit koymasak da belki çok yüksek şey belirleme yoluna gidilebilir. Özellikle il sınırında büyükşehir yönetimi olduktan sonra büyükşehirler artık hepsi bir arada bir yerleşim merkezini göstermiyor. 200 nüfustan tutun 2 milyon nüfusa kadar farklı farklı yerleşim yerleri var. Buradaki vergiler, resimler, harçlar, katılma payları, oranlar aynı olmaz. Dolayısıyla bu arada meclislere takdir yetkisi verilerek bunları belirleme yetkisi verdiğimizde bunların da tahsilatta çok ciddi etki olabileceğini düşünüyorum. Vergi ödeme bilincinin düşük olması, sadece şunu söyleyeyim bu slide'da, insanlar maliye, merkezi idareye karşı vergilerde, telefon vergisi, elektrik faturası çok aksatılır ama belediye vergisi resmi harcı deyince burada o kadar istekli davranır. Bunu da değiştirmemiz lazım. Sebepleri ne olursa olsun bu da değiştiğinde fazla daha da hızlı hale geleceğini düşünüyorum. Şimdi denetime baktığımızda ben de doğrusu yaklaşık 15 yıl fiili denetim elemanı İçişleri Bakanlığı mali idareler kontrolörü, baş kontrolörü yapmış. 5 yılda bulunduğum birimin başkanlığını da yapmış, kontrolör kurulu başkanlığı yapmış biriyim. 6 yıldan beri de Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği yürütüyor. Ama ben Sayın Başkanımızın ve benden önceki konuşmacımızın, Maliye Vergi Müfettişimizin görüşlerini biraz farklı düşünüyorum. Türkiye'de şu haliyle denetimin bir değer katmadığını, denetime ayrılan kaynağı yani bir şey geri dönmediğini inanamıyorum. Denetim elemanı olarak bütün ön yaşayımı da yani taraf durumu da ortaya koyarak bunu söylüyorum. Türkiye'de denetimi etkin hale getirmek için denetimin denetimi lazım. Ve denetimin yönetimi lazım. Türkiye'de denetim denetlenemiyor, denetim yönetilemiyor. Eğer bunu yapmadığınız zaman denetim özelleştirmek, bağımsızlaştırmak başka sorunlara yol açıyor. Şu yaşadığımız son olaylara baktığınızda bu işin denetimin yani o işi yapanların da bir denetimden geçmemesinden kaynaklandığını görüyoruz. Bunun için çok sayılı yani sayısız örnekler var. Çünkü 5 yıllık kontrolörler başkanlığı sırasında yaklaşık yılda 750 tane belediyenin denetim ve soruşturma raporu eline geçiyor. Bunu background'ıma bakarak yani çok gerçekçi verilere dayanarak söylüyorum. Şimdi burada belediyelerin denetimine baktığımızda dış denetim ve iç denetim olarak ikiye ayırabiliriz. Dış denetimde 3 kurum var. Göze çarpan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığı. Bunun belediyeler üzerinde şu ana kadar bir denetim yaptığı örneğine rastlamıyoruz. Fakat mevzuatına baktığımızda bunu görebiliyoruz. Yani bunların da bunu denetleyeceği. İçişleri Bakanlığı'nın denetim. Geçmişte bu bütün işlemleri denetliyor. İdi. Ben de o süreçte bulunmuş bir kişi. 5393 sayılı kanun bunu idari denetimle sınırlandırdı ve hukuka uygunlukla sınırlandı. Ama hala İçişleri Bakanlığı'nda biz yani bunun idaresi nerede başlar, maliyesi nerede biter, bu muydu diye bu ayrımı çok da yapamıyoruz. Ya yani burada bir birliktelik yok. İkincisi Sayıştay denetimi. Sayıştay denetimi, tabi Sayıştay kanunu değişti. Eski uygulama Sayıştay gider ağırlıklı bir denetim yapıyor. Bu kanun değiştikten sonra gelir ağırlıklı denetim yapmaya başladı. Ama burada da çok geliştirilmiş bir alan, burada da geliştirmeye muhtaç bir alan olduğunu düşünüyorum. İki tane örnek vereyim, kötü örnek bütün herkes şey olmaz. Bir Sayıştay denetçisi bir belediyeyi denetlerken bahçede fıstıkları görüyor. Bu muhtemelen de Antep civarında bir yer olabilir. Çünkü fıstık orada da yetişiyor. Diyor ki bu fıstıktan fıstık verdi mi? Verdi. Ne yaptı? Yani gelen geçen yedi. Hesaplıyor, ağaca şöyle bir bakıyor. Ne kadar verdi? Bu fıstıkta ne kadar çıkmış olabileceğini düşünerek bunu kamu zarar verdi. Yine başka bir denetim elemanı. Belediye takvim bastırıyor. Takvimler Ocak ya da Şubat'ta teslim edilmiş. Bana gelen bilgi 15 Ocak gibi teslim edilmiş.
O 15 günlük, yani takvime diyelim 100 lira harcandıysa, işte 12'ye bölüyor, bir aylık sürene kadar, 10-15 günlük kamu zararına duruyor. Bu tip denetim yaklaşımı. Maalesef belediye camiasında da, denetlenen camiasında da çok kötü iz bırakıyor. Orada bir kişinin yapmış olduğu bir yanlış, denetim camiasının tümüne mal ediyor. Dolayısıyla insanlar denetime güvenmiyor. Denetiminde kendine özgü böyle sorunu var. Sayıştay da daha rehberlik amaçlı ve gider tabi olması lazım. Gelirlere de ağırlık vererek bir denetim yapması lazım. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın denetimiyle ilgili USA baktığımızda iki denetim birimi var. Bunlar mesleğe giriş yetiştirmeleri çok farklı. Ayrı ayrı bütçeden geliyor. Aralarında ciddi bir görev paylaşımı yok. Kim nereye denetler? Ve koordinasyonlar da son derece zayıf. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'ndaki bu denetim biriminin tek denetim birimi haline gelmeli ve kıdemli denetim elemanı olmak için mutlak alanda makul bir süre çalışılması lazım. Yani stajyerler değil, kıdemli olmak için mutlaka alanda çalışılması lazım. Ama yetiştirmelerdir. Mutlak belediye stajı, belediyede staj olmalı, uluslararası kuruluşlarda, yeni mutlak kuruluşlarda staj olmalı. Bunlar yüksek test hazırlamalı, rapor hazırlamalı yerel yönetimlerle ilgili, özellikle yerel yönetimlerin idari ve mali özellikleri çok iyi bilmeli. Her bir belediye denetim bilimi bunu çok iyi bilmeli. Bu maalesef içinde bulunan, yani iki tarafta bulunmuş olarak, kişi olarak bunu söylüyorum. Denetim elemanları, belediyeler idari ve mali özelliklerini çok iyi biliyor. Veya gözetiyor. Hemen toparlıyorum. Meclis Denetim Komisyonu, bu 5393 sayılı kanuna gelen bir husus, nüfus 10 binin üstündeki belediyelerde zorluluyor, büyükşehir belediyelerinde. Bu da iyi bir yapı, özellikle meclis denetimini ortaya koymak için. Fakat geliştirecek alanları bunun da var. İş denetim, Türkiye'de iş denetim bana göre öyle olmuştur. Özellikle belediyelerde daha öyle olmuştur. Belediyelerin iş denetim bilimleri ağırlıklı olarak vergi denetmenlerinden oluşmaktadır. Onlar Maliye Bakanlığı'nda gerekli özlük haklarına sahip olmadığı için sonra bir düzenleme oldu. Tabii farklı bir şey oldu. Buradaki özlük ve statüden dolayı ağırlık bunlardan oluşan ve hala o kültürün üstünden atmaya işler beni bağışlar. Ve hep teftiş mantığı. Başkan şunu yapmadı, şurada soruşturma yaptı, şurada teftiş yaptım, şeyle gidiyor. Bu da yani iş denetim birimi bir rehberlik görevi görmüyor şu an. İkincisi teftiş birimi. Bu da geliştirilmiş bir alan. Teftiş birimine de altın duruyor. Yetiştirme almaları gerçekten biraz geliştirilmesi gerekir. İki denetim birimi birbiriyle kötü rekabet içerisinde. Bu ikisi de belediye fazla. Bir tek denetim birimi olması gerekir. Bizim de görüşümüz rehberlik ve iş denetim birimi bir birim oluşturup bunları mix etmenin ve etmenin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Başkanın denetimi var. Burada gelir alacakları takip etme ve yarış denetim. İsterse başkan da hem bu birimlere başkaları yöntemleriyle bunu yapabilir. Önerilerim var. Önerilerimde söylediklerim zaten içerisinde.